Sistemimiz aranızdan rastgele bir yarışmacımızı seçiyor ve bakalım yeni yarışmacımız kimmiş? Hadi rastgele. Evet Barış. Efendim abi. Şanslı diyelim. Şanslı yarışmacımız sensin. Ama tabii bu şans etrafında nasıl yansıyacak onu çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum abi. Seninle zaten... Seninle zaten burada sohbet edeceğiz birazdan ama istersen önce şu biraz evvel böyle hani aman ne güzel dünya böyle ne kadar hoş bir el ele tutuşup böyle gülüştüğün. Karşılıklı gülücükler saçtığın ama daha sonra rakibin olacak ve bayağı böyle çekişmeli kapışmalar yaşayacağın diğer arkadaşlarının kategorileri nelermiş onları bir görelim bakalım. Görelim. Evet kategoriler açılsın. Aha. Ev, mutfak, eş anlamlılar, acaba neyi seçecek? Fenomenler ve erkek popçular. Bence de. Niye gittin ya? Niye gidiyorsun erkek popçular deyince? Barış abi, aynen. Lütfen beni seçme. Seni çok seviyorum. Ben bu arada kendime çok güveniyorum. Kardeşim. Beni seçebilirsin. Barış abi yapmaz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben abi. Ben her kategoride kendime çok güveniyorum. Arkadaşların atladığı bir şey var. Benim adım Barış ama lakabım Batı Baba. Evet. Şimdi, ben kararımı normalde verdim. Verdin mi? Verdim abi. Merak güzel olur. Kardeşim, sizden az demek istiyorum. Mutfak dedi. O zaman alkışlarla iki yarışmacımı da buraya çağırıyorum. Batı Baba'nın olduğu yerde 3 kuruşa 5 köfte yok. Batı Baba'nın olduğu yerde kimsenin şampiyon alma şansı hiç yok. Açıkçası herkesin alanına göz koydum. Almadan gitmek yok. Hoş geldin. Merhaba. Geldin. Merhaba. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Arkadaşlar ne oluyor bu tezahüratı? Daha önce görmedik kimse de biz. Hayırdır? Abi daha önce söylemiştim ben size. Sen arkada bir kulis çalışması mı yaptın, ne yaptın? Vay arkadaş ya. Bu kulis çalışmasının sebepleri mi bunlar bu kadar tezahürat? Her şey karşılıklı diyebiliriz abi. Ha o kadar sevdiler. Arkadaşlar beni sevdi, ben de onları sevdim. Hepsine başarılar diliyorum, sizleri seviyorum. Sude Naz'ı da yedirmeyiz ama ha. Eyvah. Çok teşekkürler. Peki, seni biraz tanımıştık aslında. Geçen bölümde biraz daha senden bahsedelim veya sen kendinden biraz bahset bize. Barış Kurtay, Malatyalıyım. Şu neresinden? Anda Pötürge. Söylemiştin. Aluç Uzunsenik Köyü'nden. Bu arada bütün Malatyalılara selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam. Sizlerin de Malatyalı olduğunuzu biliyorum ve gurur duyuyorum sizinle abi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet. Şu anda aktif olarak valelik yapıyorum. Başakşehir'de. Valelik yapıyorsun. Evet efendim. Tamam. Döner restoranında valelik enteresan yapıyorum. Enteresan bir iş değil mi bu valelik? Ya şöyle söyleyeyim, zor bir iş, riskli bir iş. Yani sonuçta müşterilerimiz geliyor, bize arabalarını teslim ediyor. Arabalarında özel kıymetli eşyaları oluyor. Tabii kolay iş yok abi. Doğru. Ama biz tabii ki günde 1000 kişiyle muhatap oluyoruz. Bundan arasında... Çok iyi biliyorum çünkü kuzenimin bir vale şirketi var. Evet abi. Bayağı aktif şekilde yapıyorlar bu işi. Ben de çok iyi biliyorum zorluklarını. Bir sürü riski var. Tabii ama en önemlisi, en doğrusu bir güven duygusu. Kesinlikle katılıyorum abi. Çünkü arabanızı o kadar hani gözünüz gibi baktığınız arabanızın anahtarını veriyorsunuz ve olduğu gibi almak üzere güveniyorsunuz. Yani ben 10 seneden beri aynı yerde çalışıyorum, aynı yerdeyim. O güveni vermişim ki demek ki beni orada tuttular. Süper. Herkes tarafından gerçekten de sevilen bir insanım. Haklısın peki. Sude Naz hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hadi tanıyalım seni biraz. 19 yaşındayım. İsmim Sude Naz. İstanbul Beylikdüzü'nden geldim buraya. Bursalıyım. Voleybol ve resimle ilgileniyorum.
Böyle böyle o kadar su gibi duruyor ki oradan buraya gelene kadar nasıl kaybolmamış? Hakikaten çok ender. Oradan ekip buraya gelene kadar kaybolabilirdi. Eminim bizim çocuklardan biri gidip alıp almıştır kaybolmasın diye. Evet, herkes çok yardımcı oldu. Öncelikle herkese çok teşekkür ederim gerçekten. Herkes birbirine destek oluyor, yardımcı oluyor. Mükemmel bir ekip var arka kısımda. Çok teşekkürler. Kategorim mutfak. Evet, mutfak. Niye? Niye? Şöyle, herkes gün sonunda evine gidiyor, mutfağına gidiyor. Ben resimle ilgileniyorum demiştim. Resimlerimi nedense mutfakta yapmayı çok seviyorum. Yani bir şeyler yiyip içiyorum sürekli ya da annemle beraber böyle sohbet ediyoruz. Elimde sürekli fırça böyle. Evet. Enteresan bir evet, çalışma. Bir de masası büyük olduğu için ben daha rahat hareket ediyorum. Süpermiş. O şekilde. Çok enteresan bir bilgi edindim geçenlerde. Yeni nesil evlerde yurt dışında o kadar artık kentleşme o kadar yaygınlaşmış ki ve mutfak masrafları o kadar alakasız yerlere gelmiş ki artık evlere mutfak yapmıyorlarmış. Çünkü ev dışından sipariş edilen yemekler daha ucuza ve daha pratik olarak geliyormuş ve artık evlere mutfak koymuyorlarmış. Evet. Ne kadar korkunç değil mi? Evet. Yani bir evin yemek kokması kadar değerli bir şey olabilir mi ya? İçeriye girdiğinizde bir yemek kokusu olması lazım değil mi? Kesinlikle evet, katılıyorum. Evet. İnşallah sana şans getirecek. İnşallah bakalım. Hazır tamam. Mısınız arkadaşlar? Her zaman hazırım abi. Peki. Seninle başlayacağız Barış. Tabii sen meydan okuduğun için. Ekranda fotoğrafını gördüğünüz ev veya mutfak eşyasının adını söylemenizi istiyoruz. Eğer eşyanın özel bir adı varsa genel adı doğru kabul edilmeyecektir. Örneğin sadece kaşık demeyin. Onun ne kaşığı veya nasıl bir kaşık olduğunu da söylemek zorundayız. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman ben aranızdan çekiliyorum ve bu akşamın ilk kapışması başlasın. Çatal. Buzdolabı. Ayna. Boy aynası. Tabak. Halı. Bulaşık makinesi. Pürtöz. Pas. Saksı. Perde. Çaydanlık. Tost makinesi. Mini dondurucu. Fırın. Pas. Pas. Saat. Duvar saati. Pencere. Rende. Bıçak. Tebrik ederim. Başarılar kardeşimlerim. Çok teşekkürler. Kadının fendi erkeği yendi. Mikrodalga seni mahvetti. Evet abi. Mikrodalga diyemedin. Aslında anladın mikrodalga olduğunu ama dilinden bir türlü onu çıkaramadığını hissettim. Fritöz dedin. Devam etseydin belki değişebilirdi kaderi kapışmanın ama keşke yapacak ben, bir şey. Keşke ben sebep olmasaydım. Kardeşim senin gibi güzel ve şirin çok bir kıza inmek benim çok için teşekkür mutluluk ederim. Verici. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de mutlu oldum. Çok ciddi söylüyorum. Çok memnun oldum ben de kesinlikle. İnşallah eğitim hayatında sana başarılar diliyorum. İnşallah sizler için de. Teşekkür ederiz Barış. Müsaadenizle olursa bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle bakalım hadi. Ben buradan 25 sene boyunca bana zor zamanlarımda, sıkıntılı dönemlerimde her zaman sevgisini, saygısını gösteren eşime Melahat'a sevgilerimi iletmek istiyorum. Melahat Hanım'a bizden de kocaman selamlar. Buradan canım aileme ve Şampiyonlar Ligi'ne selamlarımı iletiyorum. Hepinizi seviyorum. Kolay gelsin. Gel daha gitmedin. Dur bir dakika. Bir dakika dur. Şu
elinle kendi parselini bir hediye et Sudenaz'a. Tamam. Ettin mi? Ediyorum. Helal et. Teşekkür ediyorum. Helal olsun kardeşim benim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bol şans. Sudenaz, iki parselin var. Evet. Peynirler kategorisi senin. Evet. Bu arada tabii çok büyük bir tesadüf. Nasıl bir tesadüf onu da bilmiyorum. Peynire alerjisi varmış evet, bir de. Evet maalesef. Vay arkadaş. Hiç mi yemiyorsun? Hiç yemiyorum. Yemek çok isterdim ama maalesef alerjik bir bünyem var. Çok keşke enteresan. Yiyebilseydim. Bütün süt ürünlerine mi? Sadece peynirde. Sadece peynirde. Evet sadece peynirde. Yoğurtta falan yok. Yoğurtta yok. Yani çok tüketmemeye çalışıyorum. Hmm. Çok tükettiğim zaman yine onlarda da reaksiyon gösteriyorum. Ama peynire özellikle maalesef alerjim var. Olabilir. İnanın bilmiyorum. Küçüklükten beri, küçükken bir olay yaşıyorum. Yani kabarıyorum. Ailemde bir daha ondan yok kızım. Olabilir. Sen yememelisin. Ondan olabilir. Evet. Neyse yemesen de olur canım. Önemli yemiyorum ama yarışabilirim belki. Yerine geçecek bir sürü ürün var. Ama zaten şimdi o kategori sana şans getirecek mi getirmeyecek mi önce onu göreceğiz. Evet. İstersen şu komşularına bir göz atalım evet, bakalım hangi kategoriler varmış. Evet, komşularımla tanışmak istiyorum.